Şef Değil Annem kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir tarator, havuç, kabaktan oluşan mükemmel bir tarator meze tarifi hazırladım. Sizler de bu güzel tarifi merak ediyorsanız hadi gelin hızlı bir şekilde yapımına başlayalım. Evet, bugün sizlere bildiğiniz ama farklı bir lezzetle sunacağım meze tarifi hazırladım. Başında da söylediğim gibi havuçlu, kabaklı bir tarator hazırlayacağım ama bildiğinizi unutun çünkü çok daha farklı bir lezzetle hazırlayacağım. Önce şöyle bir tava alalım, altını açalım. Tamamen göz kararı. Zeytinyağı koyuyorum. 2 veya bilemediniz 3 yemek kaşığı. 2 tane havucum var, rendeledim. Güzelce kabıma alıyorum. Yani klasik bildiğimiz hani havuç taratoru nasıl yaparız? Bu şekilde yapıp bir güzel sarımsaklı yoğurtla sunarız ama bu farklı bir lezzette olacak. Bir tane kabak, hiçbir şekilde suyunu sıkmıyorsunuz. Zaten bu mezenin özelliği ve lezzeti buradan gelecek. 2 havuç, 1 kabak dediğim gibi. Şimdi yapmamız gereken şöyle 1-2 tur çevirelim. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik. Eğer sizler de bizim gibi meze severlerdenseniz bu mezeyi eminim beğeneceksiniz. Bir de taratoru bu şekilde deneyin derim. Evet, yağ az geldi. Birazcık daha takviye ister. Dediğim gibi tamamen göz kararı burada. Evet, gerekli zeytinyağı takviyesini yaptık. Çok azıcık şöyle yarım çay kaşığı diyebileceğim ölçüde bir tuzla daha çabuk ölmesini sağlayacaktır. Şimdi buradaki işlem, biliyorsunuz kabak suyunu çok çabuk salar, havuca nazaran. İyice suyunu çektireceğiz. O tamamen artık yağ kısmı kalıp kavrulmaya başlayacağı ana kadar bu kavurma işlemine devam edeceğiz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi hem havuç hem de kabak suyunu saldı. Ben karıştırdıkça o suyunu salmaya devam edecek. İstediğim de bu zaten. Lezzet sırrı işte burada. Bakın ben karıştırıcıkta dediğim gibi tamamen suyunu bırakmaya başlıyor. O suyun rengi bile o kadar güzel ki bakar mısınız? Kabağın o yeşilliği, havucun turuncusu. İşte bunların hepsi lezzet barındıran işler. Evet, dediğim gibi zaten çok çabuk ölecek bir sebze her ikisi de. Gayet güzel ince ince rendelendiği için yaklaşık bir 2-3 dakika içerisinde yüksek ateş lütfen önemli. Asla altını kısmıyorsunuz. Bakın yüksek ateşte ben de hiç bu kısımları atlamadan size gösteriyorum. Çünkü önemli, burada şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tatlı kaşığı un var. Şimdi un ne alaka diyeceksiniz. Meze yapıyoruz. Taratora un girer mi? Evet, işte bilinmeyen belki de lezzet sırrı diyebilirim. Bu şekilde denedikten sonra diyeceksiniz ki bu taratorun içinde ne var diğerlerinden ayrı kılan? İşte o bir tatlı kaşığı un sizin taratorunuzu alacak, başka yere götürecek. Mutlaka süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Normal yoğurt çünkü sulanacağı için. Ama süzme yoğurtla bambaşka bir lezzet ve tat olacak bu mezemiz. Evet, bakın gördüğünüz gibi ocağımın altı gayet güzel açık. Yaklaşık sanıyorum bir dakika daha kavurma işlemini yaptıktan sonra tam istediğim noktaya ve renge gelecek. Zaten bakın örmeye başladı. Bir de zaten tuzunu da ilave ettikten sonra biliyorsunuz sebzeler çok daha çabuk ölüyor. Bakın evet, artık bu hani deriz ya mutfak tabiriyle cazur cazur sesler gelmeye başlıyorsa artık suyunu çekmiş demektir. Ve koymuş olduğumuz yağ artık aktif hale geldi. Bu da ne demek? Sebzelerimizin artık kavrulma işlemi başlamıştı demek. Zaten güzel güzel de kokular burnuma gelmeye başladı. Doğru yoldayız. Evet, işte bakın artık asla su yok. Tamamen koymuş olduğum zeytinyağı artık devreye girdi. Sıra onun. İşte lezzet ortaya çıkmaya başladı. Şimdi işte burası önemli. Birazcık ocağımızın altını şöyle kısalım, ateşini düşürelim. Özellikle göstermek istiyorum. Bir tatlı kaşığı unum var. Şimdi unu ilave edeceğiz. Yapmamız gereken bu un kokusunun iyice dağılması
Bakın. Unu gayet güzel, hızlı bir şekilde. Fazla koyarsanız tadı kaçar. Vermiş olduğum bu ölçülerde, yani iki havuç ve bir kabak için bir tatlı kaşığı dolusu un yeterli gelecektir. Fazlasını lütfen istemiyorum. Evet, artık ocağımın altını iyice kısa aldım. Bu arada bir tuzuna bakın. Benim için yeterliydi tuz. Çünkü birazcık da sarımsaklı yoğurduna ilave edeceğim için kavurma esnasındaki tuz miktarı benim için yeterli. Şimdi şöyle kısık ateşte o unun da iyice diğer sebzelerle kaynaşması ve bağlaması, işin açıkçası tutması için şöyle kısık ateşte 1-2 dakika daha tutmam mezem için yeterli olacaktır. İşte artık mezemiz hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Tabii ki şimdi sarımsaklı yoğurtla buluşacağı için bu sıcaklıkta koymayın lütfen. Birazcık soğusun, ılınmaya yakın yoğurdunuza buluşturun. Ben de şimdi aynı şekilde yapacağım. Evet, artık mezemiz hazır. Burada 3 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurdum ve 1 diş sarımsağım var. Şöyle güzelce sarımsağımı ve yoğurdumu genişçe bir kaba aldım, rahatça karıştırmak adına. Şöyle gördüğünüz gibi de bir tutamdan biraz daha fazla dereotu. Buralar tamamen size bağlı. Fazla, eksik hiç önemli değil. Şöyle bir güzel dereotlarımızı da bir karıştıralım. Ve hiçbir şekilde bakın yağını falan asla süzdürmedim. Tavadan olduğu gibi sadece hızlı bir şekilde ılınması için şöyle bir kaba aktardım. O tadı tabii ki bu mezenin olmazsa olmazı. Şöyle güzelce iyice bırakmasını sağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle alıp bir güzel şöyle karıştıralım. Gerçekten çok ayrı bir lezzet kattığına inanıyorum. Uzunca zamandır da evimizde tükettiğimiz bir meze tarifidir. Bugün özellikle sizlerle bu meze tarifini de paylaşmak istedim. Dediğim gibi un, o bir tatlı kaşığı unun nasıl bir lezzet kattığına eminim sizler de evinizde denediğinizde inanamayacaksınız. İşte hepsi bu kadar. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle güzel bir madem meze yaptık. İşte şöyle güzel bir meze tabağımızı alalım. Şöyle güzelce koyalım ve hem ben bu sırada meze tabağımı sizler için güzelce hazırlarken vedamı da gerçekleştireyim. Bugün sizlere iki tane havuçtan, bir tane kabaktan harika bir tarator mezesi hazırladım. İster buna havuçlu kabaklı tarator mezesi deyin, ister tarator mezesi deyin, nasıl adlandırırsanız adlandırın. Önemli olan lezzeti gerçekten harika oldu. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ama yetmez biliyorsunuz. Biz acıyı severiz. Biraz yağlı olduğu için bir daha ekstradan üzerine yağ kızdırmıyorum. Sadece şöyle biraz pul biber dokunuşu ve tabii ki olmazsa olmazımız şöyle maydanozlarımızla bu işi sonlandıralım. Evet, umarım bu güzel tarifimi beğenmişsinizdir. Ne diyoruz? Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.